Bir değerlendirme alacağız. Şimdi Ankara stüdyomuza gidelim. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Doktor Sayın Masum Türker şu anda Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Türker hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tam da Sayın Cansen Başaran sayımızın bu açıklamalarını dinlemişken... ...sizin de uzmanlık alanınız özellikle ekonomiyken öncelikle size sormak istiyorum. Bu son operasyonlar son olarak... Melikşah Üniversitesi'ne yapılan baskın, Boydak ile ilgili de bir adım atılacağı endişesi, hatta algısını ilk haber ulaştığında oluşturdu. Yine Doğan Medya'ya yapılan terör soruşturması, Koza İpek Holding'e yapılan iki baskın, Kaynak Holding'e aynı şekilde. Daha öncesinde Bankasya vardı. Pek çok başka Türkiye'nin önemli holdingleriyle, sermaye grupları ile ilgili böyle iddialar var ve bu iddialar yalanlanmıyordu bir şekilde. E, TÜSİAD'ın açıklamasında ifadesinde bulduğu şekilde bir kasvet ortamı, iş dünyasını rahatsız eden e, basın özgürlüğünü tartışmaya açan bir ortam e, şu anda hakim Türkiye'yi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun e, nedenini, nedeninin ne olduğunu e, düşünüyorsunuz? Şimdi bu olanlara sizin bütün sorularınızın yanıtını verecek üç tane önemli nokta var. Birincisi Türkiye'de bundan sonra ne olacağını merak edenler 2002 yılında AKP'nin iktidara geldiği zaman kamuoyuna sunduğu eylem planını alıp okurlarsa satır aralarında Türkiye'de hangi alanlarda ne tür değişimlerin yapılacağını görmek mümkün. İkinci bu konudaki parametresi işin şu anda yaşadığımız ve Türkiye'nin yönetilememesidir. Türkiye yönetilemiyorsa bunun sorumlusu yalnız iktidar partisi olan AKP değil, parlamentoda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi de bu işten sorumludurlar. Bugün eğer bu baskınlar oluyorsa, iş adamları tehlikedeyse, eğer her gün en az 2-3 şehit veriyorsak bunun sorumlusu yalnız AKP değil, Türkiye'yi Haziran ayından bugüne hükümetsiz bırakan, parlamentoyu çalıştırmayan üç muhalefet partisidir. Ve bu seçim aslında yeni bir şey de getirmiyor. Anket şirketlerinin baskısıyla, başka çalışmalarla kamuoyu oluşturulup yine Türkiye bu dört partiye mahkum edilmek isteniyor. Şu anda Boydak'a baskın yapılıyor. Hürriyet Gazetesi iki kere basılıyor. Ve ardından Doğan Holding terörist damgasını vurmak üzere tıpkı Fethullah Gülen cemaatine başlatılan olgunun benzeri sahneye konuyor. Ama demeç veren televizyon ekranları zaten onlara yalnız açık. Her televizyon çıkıp konuşan muhalefet partisi liderleri konuyor, savcıyı suçluyor şu. ...parlamentoyu topluyu ...bunun hesabını sorsanız da ...üç partinin değil yalnız... ...CHP... ...diğer iki partiden birisinin... ...yarısının imzasını alsa... ...parlamentoyu... ...toplantıya çağırma... ...yetkisine sahip... ...neden ayrı ayrı başvurup... ...toplu halde parlamentonun... ...toplanması için... ...talep yaratmıyorsunuz... Evet. ...şimdi burada... ...olay nasıl düşünülürse düşünülsün... Türkiye'de gerçekten eskiden yalnız dikey bölünme deniyordu. Silahlı mücadeleyle bu iş durduruluyordu ama bugün Türkiye'de yatay bölünme söz konusu. Yani Boydak eğer holding basılıyorsa, eğer şu anda suçlanıyorsa bunun suçlusunu o zaman ben ihbar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Neden? Çünkü bir gün dedi ki ne istediler de vermedik. Demek ki eğer bugün verilen şey ...usulsüzse, suçlanıyorsa... ...veren sensin. Senin talimatınla verildi. Zaten bunu o tarihteki... ...Tokiler'den sorumlu... ...başkarken, daha sonra da... ...Şehircilik Bakanı olan Sayın Bayrak'ta... ...17 ve 25 Aralık... ...süreciyle ilgili olarak açıklama yaptı. Eğer bizim istifa etmemiz gerekiyorsa... ...Başbakan'ın etmesi gerekiyor. Çünkü biz her şeyi onun talimatıyla yaptık. Peki bu niye oluyor? Neden ben size eylem planına bakın dedim? Evet medyada ilgisiz. Bakın şimdi söyleyeceğimi bundan seçimlerden daha doğrusu Haziran ayından evvel birkaç kez söyledim. O zamanki Samanyolu grubuna ayzan edersem size haberde söyledim. Şimdi sıra Aydın Doğan'da demiştim. Aydın Doğan'da sırayı derken bunu boşuna bir laf söylemiyorum. Böyle Fuat Avni'nin açıklama yapmasını da beklemeye gerek yok. 2 Kasım 2002 günü akşamı İstanbul'da Pera Palas Oteli'nin köşesinde arabasını beklerken o zaman AKP'nin ama parlamentoya girmek için yetkisi olmadığı için milletvekili adayı olamayan Recep Tayyip Erdoğan yanındaki 200 gazeteciye aynen şunu söylüyor. Yarın sandıktan biz çıkacağız ve benim ilk işim bu ülkede önce uzanı sonra Aydın Doğan'ı yok etmektir diyor. Şimdi ben bunu muhtelif yerlerde söyledim. Söyleyenlerin söylediklerimin de şahitleri var. Bir kısmı hala Tayyip Bey'in çevresinde çalışıyor. Onun medyasında, ona yakın medyada. Bir kısmı da bağımsız. Bir ara Aydın Doğan medyasında da çalışıyorlardı. Biliyorlar kendilerini. Ama bakın bu söylemimi bile nedir araştırma gazeteciliği olarak Aydın Doğan'ın kendi yayınları bile ilgilenmedi. Şimdi Türkiye'de demokrasiyi inşa etmeye çalışırsanız, marka olan partileri devre dışı çıkartmaya çalışırsanız sizin haklarınızı televizyonlarda, gazetelerde savunacak demokratik yapıların sayısının azalmasına göz yumarsanız bu sizin başınıza gelir. Aynı olay 2002'nin sonuna doğru Mehmet Emin Karamemedin başına geldi. Bugün bakın Mehmet Emin Karamemedin yıllarca ailesinden alarak kurduğu Türksel Çukurova grubunun önemli yatırımları iktidara yakın insanların yönetiminde. Hissedar görüntüde Mehmet Emin Karamehmet ama yönetenler AKP'nin eski bakanları, bürokratları, üyeleri. Vakıf üniversitelerine bakın. Kurulan vakıf üniversitelerinin çoğunun mütevelli heyetinde AK Parti'nin ya kadın kolları ya gençlik kolları ya yönetim kurulları yer alıyor. Ticaret odalarına bakın. Ticaret odaları iktidardan güç almamışlar, sağızlarını açamıyorlar. Şimdi Koza ile ilgili olarak el konurken, basılırken orada adı geçen şirketler Ankara Ticaret Odası'nın, Ankara Sanayi Odası'nın üyesi. Evet. Ne Odalar Birliği'nden ses var, ne Ankara Odası'ndan ses var. Şimdi boydak. Nerede Odalar Birliği? Odalar Birliği niye sahip çıkmıyor? Çünkü iş adamları da bu işler olurken bazıları işten işe ellerini oluşturuyor. Zannediyor ki oradaki kaybedilecek sermaye aktarımı kendilerine gelir. Size hiç gelmez. Sermaye ya iktidarın etrafında çöreklenenlere ya da Katar'da oturan şeyhlere gider. Peki. Sermaye derken millet, beni dinleyenler, evet. insanlar, Sırf Türk Lirası diye anlamasınlar. Sermaye üreten araçları kastediyorum. Yani üreten fabrikaları, üreten yapıları söylüyorum. Şimdi bu olanlara ekonomi açıdan baktığımız zaman... Evet, ek şu anda Türkiye yurt dışında güvenliğini yitirmiş bir konumdadır. Artık düzgün sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'ye aslında düzgün olmayan, kendisine liman arayan sermayenin uğradığı bir yer... Şu anda televizyonlarda hep konuşuyor uzmanlar. Üzülüyorum. Halkı aydınlatmıyorlar. Şu aşamada borsadaki indeksin inip çıkması asla gösterge değildir. Nedir göstergesi? Ve bunu Masum Türkan, neye istinaden bütün bu da bakın ekonomik gazetecilerin televizyonlarına söylüyorum. Efendim? Ne istinaden, e, sen, neye pardon. istinaden söylüyorsunuz düzgün sermaye gelmediğini, borsa hani inip çıkan rakamlar onlar gösterge değil dediniz. Hangi parametreler? Hayır, borsa, bo, bo, borsa söyleyeceğim. Tabii. Borsa şu anda Türkiye'de yabancıların elinde. Yabancılar borsanın iniş ve çıkışlarından dolayı kendileri zarar edecekleri için borsadan ani hareketler yapmıyorlar. Aslında bir fark yaratarak hatta bu iniş ve çıkışlardan kar ediyorlar. Parayı bir eski tar yani teknik olduğu için fazla da anlatmak istemiyorum. Bir gün sizin uzmanlar buna ayrı bir program yaparlarsa anlatırım. Evet. Parayı Türk lirasını dolara çeviriyor. Dışarı çıkıyor. Yeni kur üzerinden para geliyor. O kişi alıyor. Aslında bu kişiler daha evvel korunduğu için o arbitrasyon farkından da kendileri arbitraj farkından da kendileri para kazanıyorlar. Hı hı. Ve dikkat edin dengede asıl gösterge şu anda dolarda, euroda. Ama dolar ve euroda da Türkiye şu anda soyuluyor. Dolar ve euro arasındaki pariteye bakın. Evet. Türkiye'ye vurun. Dolar yükselirken, euronun yükselmemesi gerekirken euro da i̇kisi, beraber ikisi yürüyor. İkisi yükseliyor. Şimdi bu işten para kazanan belli bir kesim var. Ve bu kesim oradan kazandığı parayla başta Baydok, yarın bir gün Koza, yarın bir gün başkaları için ortaya çıkacak ...bu tür olaylarda... ...acaba oradaki sermaye bize geçer mi? Yani üretim araçları, fabrikalar... ...madenler, oteller, üniversiteler... ...şimdi Türkiye'de peki bunlar... ...niye oluyor? Yalnızca kidarı mı suçlayacağız? Hayır. Eğer Türkiye'de... ...meseleyi... ...tümüyle gören... ...gelecek vizyonun hangi noktaya... ...gideceğini gören... ...siyaset rekabeti yaratılmazsa... ...bu başımıza olur. Bakın şu anda hiç düşünmeden derhal bayrammış, seyranmış, dokuz günmüş beklemek sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iki parti bir araya gelse yani CHP yanına ister HDP yazsın ister MHP ile uzlaşsın toplantıyı olağanüstü çağırabilir ve bunun hesabını sorabilir. Ama AK Parti muhalefetin yetersizliğini, eksikliğini, farklı yaklaşımlarını gördüğü için Bakın normalde seçimi kaybetmiş olmasına rağmen hala AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi 5 bakanlığı almadı. Eğer 5 bakanlığı alsaydı 25 bakanlıkta %20 yapar. Bugün hükümetin %20'sine hükmediyor olacaktı. Diğer bakanların bir kısmı müsteşar olacağı için en azından onlara siyaseten değil bürokratik ve teknik olarak konuşup Onların da hareket kabiliyetinin parti mensubuymuş gibi olmasını engellerdi. Bunu sorgularlardı mecliste. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu işi bir olaymış gibi görüyorlar. Türkiye adına düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi gidip müzakere etseydi 35 gün konuşacak sonra dönecekti Türkiye diyecek ki olmadı. Sen koalisyonda anlaşmadan kaç bakan vereceğin konusunda anlaşmadan ne oturup konuşuyorsun? Bu şeye benzer. Ben şimdi bir örnek vereceğim. Bunu halk dilinde herkes anlar. Anadolu'da kız istemeye giderken görücü usulü ise anne, yenge, teyze, abla kızı hammama götürür vücudunu bile görür. Dolayısıyla kıza hakkında karar verirler. İstemeye giderken artık kız neymiş, ailesi nedir demezler çünkü biliyorlar. Onlar başlarlar anlatmaya. Damat adayı pırlanta gibidir. Hatta yemekte sofrada salatayı o yapar. Bulaşıkları yıkar. Yani erkeği anlatırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiği zaman koalisyon talep etmeye AKP Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğunu bilmiyor muydu? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi niye kendini anlatıyor? Diyecekti ki arkadaş koalisyon kurmak istiyor musun? İstiyorum. Var mıyız? Varız. O halde bu koalisyonu kurarken bakanlıkları nasıl paylaşacağız? Ve önce koalisyon protokolü ilkeleri yazalım. Ama bakın bu partilerin tamamı koalisyon kurmak istemedikleri için, sorumluluk almak istemedikleri için medya aracılığıyla ilkeler yayınlıyorlar. Şimdi bu aslında ...biz de olmamasına istiyoruz manasındadır. Peki. Bu Peki, nedenle e, bu seçim dönemine evet. giderken evet. bu önümüze gördüğümüze benzer bir iki aile daha girecek. Adlarını söylemek istemiyorum. Evet. Onlara da baskı yapılacak. Aydın Doğan için şu anda yapılmakta olan şey olayı onun şahsına kadar götürüp onun yanında çalışan bazı kişileri de devreye sokup terörle suçlayarak onu belli bir ölçüde Türkiye'den kaçma noktasına ayrılma noktasına getirmeye çalışacaklar. Yani bunu görmemek mümkün değil. Koza yani bunu bir kısma kadar olan ne süreçte şey mi yaşayacağımızı düşünüyorsunuz siz de? Yani bu önümüzdeki e, se seçim öncesi süreçte böyle bir e, tablonun ortaya çıkacağını yani bu yönde adımlar atacağını söylüyorsunuz Tabii ya... bu süreç bakın bu seçim seçim süre süreci içinde olacak bunlar. Seçime Çünkü kadar. Çünkü Hürriyet gazetesi Sarı Öküz'ün başını verdi. Sarı Öküz'ün hikayesini evet. herkes bilir. Sarı Öküz'ün başını verdi. Nerede Ertuğrul Özkök? İktidarın zaten adamlar şu anda Hürriyet'te. ...siz bakmayın böyle arada bir aleyhte yazdıklarına... ...kahraman kesildiklerine. Herkesin geldiği yer bellidir. Daha evvelde ne yaptıkları bellidir. Bir gecede mi döndüler? Şimdi bunu niye söylüyorum? Türkiye'de şu anda emin olun... ...hürriyet grubunun birçok kişisi... ...sıkıntıda, sıkı, sıkılıyor. Esas diğer yayın, yayın, e, kesime sıçrayacak bu iş. İstedikleri kadar farklı düşünsünler. Ama onların haklarını savunan demokratik güçler oluşturulup sayısı arttığı sürece ne Hürriyet'e, ne Aydın Doğan'a, ne Kozay'a, ne de sokakta yürüyen adama bir şey olmaz. Şu anda hukuk istenilen amaçlı bir hukuk. Siyasal hukuk. Yani şöyle olmuş, böyle olmuş, ne olacak kanunu yaptırıyor. Şimdi e, iç, eski İçişleri Bakanı müsteşarken ne dedi? Basın kanunu arkasından çıkartırız. Türkiye'de yani, bu mantık evet. şu anda AK Parti'nin iktidarı. Şimdi böyle biz oturuyoruz. Kendi kendimize medyada da yönlendiriliyor. AK Parti'de Ahmet gitti, Binali geldi şu geldi. Bak bunların hiçbirisi olmadı. Ama bu yapıldıkça o güç daha da güçlüymüş gibi gösteriliyor. Bugün beklerdim ki TÜSİAD'dan o bütün üyeler ayağa kalkacaklardı ve bir ağızdan biz memduh boydakız diyeceklerdi. Nerede o cesaret? Eğer bunu söyleyemiyorlarsa, bunu yapamıyorlarsa, eğer Ankara Ticaret Odası'nın ilk toplantısında bütün meclis üyeleri ayağa kalkıp, her birimiz birlikte Koza grubunun üyesiyiz, biz Akın Bey'in adını dile getirerek biz bu deseler, o zaman herkes korkar ama ne yazık ki bakın Eylem planını okuyun diyorum ve ilk 58. Hükümet Programı'nın Sayın Mansur, ilk dört sayfasını Türkiye, okuyun. Yani e, şu, anda, şu anda evet onlar, siz muhalefeti de aslında gibidir. bu anlamda eleştiriyorsunuz. Kimse sesini yükseltmiyor Tabii e, suçlu. noktasında. Hem de e, işte TOB gibi, TÜSİAD gibi örgütleri de e, bu tür e, operasyonlar karşısında sessiz kalmak e, noktasında e, eleştiriyorsunuz. Tabii... E, masanın işte maliyenin denetimleriyle e, şirketlerin üzerine gidildiği buna uzun zamandır konuşulan şeyler e, şu anda operasyona uğramamış ama iddia edilen operasyonların konusu olacağı iddia edilen şirketlerden tehdit ediliyoruz e, ben, ben iki gibi. tane Böyle daha grup söyleyeyim sırada herhalde o zaman adını söyleyeyim ki grubun için, Siz efendim he, e, insan. iki grup daha var sırada İki iki grup daha var sırada e, siz Turgay bunu, Ciner grubuna gidecekler bu seçimlerden sonra tabii arkadan NTV grubuna yani Şahan grubuna gidecekler. Şahan grubu yabancı sermaye olduğu için şimdi geri çekilecekler. Ama bakın neden gidecekler? Çünkü onların o kadar çok yakın olmuş olmaları, onların lehlerinde davranılması, şimdiyle başka bir basın grubuna bu işlem yapıldığı zaman hepsinin bir araya gelip sahip olmamalarının adı sarı öküzün başını vermektir kendinden olana seyirci kalmaktır. Yani ben bu Koza grubunun yayın organları basıldığı zaman bekliyordum ki bütün bu televizyonların yöneticileri gelecek orada gönüllü yayın yapacaklardı. Şu anda Hürriyet grubuna yapılıyorsa diğer bütün gazeteler gideceklerdi. Tavur koyacaklardı gazeteciler Hürriyet'in üretiminde iki satırlık kısmını ben yaptım diyeceklerdi. Eğer bu yapılmazsa şu anda Türkiye'de artık AKP iktidarı diye bir iktidar yok. Türkiye'ye hükmetmek isteyen Türkiye'nin yönetilemediği teki boşluğu, iradesizliği alıp götürmek isteyen bir yapı var. Burada muhalefet partilerine sesleniyorum. Derhal bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acil olarak toplanmasını talep ediniz. Gününü de koyunuz. İster bayram olsun, ister Arife gün olsun ve gidin Meclis başkanının da çağırmasını beklemeyin. Meclisi açın, oturun. Orada birlikte hareket edin. Sayın yani Mansur, bu herkes iş adamına herkes bastı, diyorsunuz medyaya ama, bastı. Evet konuşulduğu zaman e, ne olduğuna bakmamız da e, gerekiyor. Son dönemimiz Ka, e, en son e, Kani Beko'nun e, hakkında e, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması açılması. Kani Beko'dan önce şehit cenazelerinde gösterilen tepkilere bakıldığı zaman burada şehit yakınlarıyla ilgili ortaya çıkan e, tablo. E, Soma'da e, maden faciası yaşandıktan sonra... Bunlar hep, bunlar hep algı orada yönetimi. Yaşananlar, ya. Yani, e, bunlar hep algı insanların yönetimi. İnsanların özgürce konuşabilmesi siyasetçi... için... E, herhalde hukukun korunmasının e, korumasının altında olmaları ve adil biçimde e, yargı i̇şte, önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis, Türkiye toplan, Büyük Millet Meclisi. Bakın, meclisin ben şöyle olduğu söylüyorum. dönemde de e, toplanması gerekir. Toplan... Meclis açıksa bunlar olamaz. Bakın meclis açık olsa o şehit ailesi için o davranışı yapılan kaymakam söz konusu sürekli konuşulur orada parlamentonun sırası altında. Dokunulmazlığı olanlar tarafından. Hürriyet basıldığı zaman konuşulur. O bu baskıyı yapıp dövmelidik diyen gençlik kollarının eski başkanının orada gündeme getirilir. Yani buradaki olay şu. Şu anda bakın biraz evvel TÜSİAD Başkanı da konuşurken söyledi. Aman birbirinize sert davranmayın koalisyonu hazırlanın. Ben seçim öncesi dedim ki büyük koalisyon var. Bunun pazarlığı yapılmış. Bir gün bunu birisi benimle konuşsa bu koalisyon nasıl bozuldu? Niçin bu noktaya geldiğini hem de delilleriyle ve belgeleriyle hatta hatta iktidara yakın bazı gazetedeki köşe yazarlarının ifadeleriyle açıklarım. Bunu kimse görmüyor. Şimdi Türkiye şu anda başkaları tarafından yönetiyor. Ne zannediyor? Şimdi ben sormak istiyorum. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bir istihbarat anlaşması yok muydu? Vardı. O bombalar, o patlayıcılar yerin altına döşenirken uydudan tespit edilmedi mi? O patlayıcılar sinyal vermedi mi? Bu söylediğiniz... Müteahhit kimdi? Müteahhitler kimdi o bölgede o yolları yapanlar? Şimdi çok az Çalışanlar vaktimiz kaldı. Kimdir? Aslında Bakın, konuşmak burada, istediğim konulardan bir tanesi de buydu. Tabii Onun da çok kısa bir burada, değerlendirmesini alalım sizden. Yani son dönemde çözüm sürecinde olanlarla ilgili işte... E, benim içim pat yanık. Patlayıcılar stoklandı, Bakın, silahlar benim, stoklandı. Benim stoklandı. içim yanık. Türkiye... Tabii. Türkiye çok şu anda marifa. yatay olarak bölünmüş durumda. Eğer otobüsler taşlanıyorsa... Eğer insanlar ırkından dolayı, bölgesinden dolayı... Belli bir yerde linç edilme noktasına geliyorsa başkasının suçu başkasından soruluyorsa Türkiye'de yatay bölünme söz konusu. Yani Türkiye'de mezhep, ırk, başka açılardan insanlar kamplara bölünüp aynı yerde açık bir şekilde farklı adlar altında birbiriyle odaklaşmış getolar getirecekler. Yani bu konuda Türkiye'de duyarsız bir parlamento bir milli irade var. Bu parlamento milli iradeye destek veren ve bu işten faydalanan düşünen egemen bir sermaye var. Bu sermayenin bir kısmı uluslararası sermaye, bir kısmı yerel sermaye. Yani bugün bütün sermaye kesiminin nasıl boydak için ayağa kalkmalı diyorsam, Aydın Doğan için de kalkmalı, daha evvel yapılan kaynak holding içinde yapılmalı, dershaneler içinde yapılmalı. Şimdi Türkiye'de bakın bu döşendi. Evet. Peki bu döşenirken söylüyorum, istihbarat neredeydi? İstihbarata en azından derhal kapalı bir oturumda verilen paraların nereye getirdiğinin, o bölgeye ne kadar para harcanıp karşılığında nasıl istihbarat alındığının konuşulması gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanı bile dün müevesi gün televizyonlarda evi e, süreci olsun, yaparken cümleniz... bunlar bunu yaptılar. Evet. E, senin kadroların neredeydi? O günün İçişleri Bakanları ne yaptılar? O günün Emniyet Genel Müdürleri ne yaptılar? Yani bir yerde Türkiye'de şu anda hiç kimse korunmuyor. Bunları Peki. bakın ben söylüyorum. Belki diyeceksin ki sen nasıl söylüyorsun? Siyasetçi olmanın, siyasetçi yapmanın bir özelliği toplumun önüne atılıp kendini herkese şiper etme, kendisini ön, arkasında alıp onlara şiper olmaktır herkese. Peki. Şimdi bu konuyu eğer ben getirmezsem, diğeri getirmezse işte sizin dediğiniz gibi olur ve ben söylüyorum yine. Bugün Türkiye'de cemaatmiş. Efendim e, eskiden işte medya başımıza gelmiş bu bendendir o ondandır düşüncesinin kalkması gerekir. Türkiye'yi ele geçirmiş ele geçirmek istenen adına derin yönetim diyebileceğimiz bir mantık var. Belki yarın bir gün Cumhurbaşkanı bile çıkacak ben derin yönetimin etkisinde kaldım diyecek. Başbakan kendi dedi de ne oldu? Herkes ona günaydın dedi. Şimdi Peki. de mi günaydın diyeceğiz? Peki. Ya da birileri mesela bakın ben hiç Cumhurbaşkanı'na saldırmıyorum. Çünkü cumhurbaşkanının niye saldıralım ki? Esas saldırmamız gereken Cumhurbaşkanı'nın her dediğini bir dediğini ikiye etmeyen istikbali kendisinde arayanlardadır. O arayanlar içinde sermaye de var, o arayanlar içinde sivil toplum örgütleri de var... O arayanlar içinde medyacılar da var. Ama hepsine şunu söylüyorum. Son cümle Bir lütfen. gün sıra size de gelecek. Peki. Son cümlem şu. Türkiye şu anda iyi yönetilmiyor. Peki. Devlet düzeni tamamen yeniden elden geçirilmek zorunda. Mevcut olan sistem bunu sağlayamıyor. Bunu sağlayacak yeni unsurlara ihtiyaç var. Ve, Ve bu seçim bir, bir aydır. Bu konuda yarışıyor. medyanın bütün kuruluşlarına sesleniyorum. Hepsi baskı altındadır. Bakmasınlar bu olay yalnız Koza grubuna, evet yalnız Doğan grubuna Yitirmeniz değil. Gerekiyor. Yarın Hı. öbür gün onlara da gidecek. Evet. El ele vermeliyiz ve bir slogan söyleyerek son vermek istiyorum. Türkiye'nin birliği için el ele demeliyiz ve bu el ele değişimiz Türkiye'yi ahtapot gibi saran yanlış yönetimden kurtarmalıyız. Peki çok teşekkür ediyorum doktor Sayın Masum Türker yayınımıza katıldığınız için. Sayın seyirciler bir filmin...